Değerli dostlar, şimdi sizlere 26 Nisan 2022 tarihinde Patreon hesabımda çıkan "Değişime direnç var, ne yapmalıyım?" başlıklı yazımı seslendireceğim. Demokratik dünyada doğmuş ve batı eğitimi alarak büyümüş bir arkadaşımız ulaştı bana. İçinden çıkmakta zorlandığı bazı konularda benimle istişare etmek, yardım almak istediğini söyledi. Gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Avrupa'nın demokratik bir ülkesinde dünyaya gelen arkadaşımız yaklaşık 15 yıldır hizmetin içindeymiş. Temelde muhafazakar bir aileden geldiğini ama baskıcı bir aile terbiyesine maruz kalmadığını, özgür seçimlerine saygı duyulduğunu ifade ediyor. Nitekim hizmet hareketiyle tanışınca babası fikren katılmadığı halde kendisine saygı duymuş, destek olmuş. Hatta son dönemde yaşanan cadı avında ve linçte hizmetle ilişkisi olmadığı halde babası da hizmeti savunmuş ve desteklemiş. Arkadaşımız, "Ben demokratik dünyada yetiştim ve demokratik, şeffaf, kurallara uygun bir hayatım var," diyor. Hizmet hareketi içinde aktif, mütevellilere katılıyor, tevdi edilen işleri ve görevleri yapmaya çalışıyor. Hizmetin hedefleri, ilkeleri, manevi kaynaklar konusunda bir endişesi ve güvensizliği yok. Ancak bunca yaşanan olaydan sonra demokratik dünyada daha açık, şeffaf ve kurallara uygun olmak gerektiği ifade edildiği halde buna uyma konusunda yeterli mesafenin alınamadığını, hala eski usullerle, yeterince şeffaf olmayan yöntemlerle iş yapıldığını ve bunu tasvip etmediğini belirtiyor. Kendisi toplantılarda yapılan işlerin yasalara, kurallara uygun olması gerektiğini ve icraatların, destekçilerin bilgilerine sunularak onların onayı doğrultusunda yapılması gerektiğini söylediğini, prensip olarak kendisine katıldıklarını ifade etmekle birlikte bazı konularda şeffaf olmayan dolambaçlı yollara başvurulduğunu söylüyor. Bahsettiği suistimal ve istismar değil. Anladığım kadarıyla bahsi geçen ülkenin kurallarına, prosedürlerine uygunluk açısından bazı eksiklikler ve problemler oluyor. Yönetici kesimin mütevellilere, destekçilere açık ve net olmamalarından, finansörlere, yönetim kurulu üyelerine bazı konuları eksik açıklamalarından, tabloyu tam yansıtmamalarından yakınıyor. Yapılan izahatta mali tabloların ve kararların her yönüyle açık olması durumunda hizmetin zarar görebileceği gibi mazeretler ileriye sürülüyor, diyor. Bu arkadaştan da itiraz etmemesi, kararların söylenildiği şekliyle kabullenilmesi isteniyor. Hadimler Hoca Efendi'nin temsilcisidir, bize uymak düşer şeklinde kendisi izam ediliyormuş. Bana sorusu şuydu: ben hizmeti seviyorum ve bir şeyler yapmak istiyorum ama bazı işlerin yapılma yöntemini kabul etmiyorum. Buralardaki kurallara, esaslara tamamen uygun davranılmasını arzu ediyorum. Bazı konuların sündürülerek yorumlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Gerekli mahfillerde itiraz ediyorum, düşüncelerimi paylaşıyorum. Lakin itirazlarım yeterince dikkate alınmıyor. Beni dinliyor gibi yapıyorlar ama sonuç çıkmıyor. Bir şeyleri değiştirmeye gücüm yetmiyor. Bu durumda ben başımı alıp gitmeli miyim? Mütevellilere, hizmetlere katılmaktan vaz mı geçmeliyim? Ne yapmalıyım?" diye soruyor. Bu tür konularda tarafları dinleyerek karar ve hüküm vermek gerekir. Bilgilerin çok taraflı teyidini yapmak gerekir. Bazen insanlar kendi hassas pencerelerinden bakarak olayları farklı görebiliyor, mübalağa edebiliyor. Ancak batıda doğup büyümüş, demokratik kültürü, teamülleri içselleştirmiş böyle bir arkadaşımızın kahir ekseriyeti Türkiye'de yetişmiş, Orta Doğu mentalitesine ve reflekslerine sahip bana benzer yöneticilerle uyuşması çok da mümkün olmuyor. Tam da bu nedenle hizmetin demokratik dünyada işleri mümkün olduğunca hızlı şekilde buralarda yetişen gençlere bırakması gerektiğini düşünüyorum. Bu gençler hem buradaki işleyişi, sistemi, mentaliteyi daha iyi okuyup ona uygun davranacaktır, hem de buralardaki yerel insanlara çok daha kolay ulaşabilecektir. Ancak şu hakikati de bilmemiz gerekiyor. Değişim, hele toplumsal yapıların değişimi kolay olmaz. Sabırla ve ısrarla bir yolda yürümeyi gerektirir. Tedricilik içinde ama kararlı şekilde hedeflenen istikamette adımlar atmayı gerektirir. Sert ve keskin değişimler türlerin yok olmasını getirebilir. Ani ve keskin değişikliklere hem biyolojik varlıklar hem de sosyal gruplar dayanamayabiliyor. Yarılmalar, yok oluşlar, çözülmeler yaşanabiliyor. En sağlıklı değişimler içeriden gelen taleplerle
ve zamana yaygın ama sürekli olan değişimlerdir. Değişim zordur. Sadece insan için değil, bütün canlı organizmalar bulunduğu ortamı, toprağı, atmosferi mecbur kalmadıkça değiştirmek istemez. Hiçbir canlı türü zaruret olmadıkça konfor alanını terk etmez. Alışa geldiği yaşam tarzını değiştirirken de asgari ile yetinmek ister. Büyük ve keskin değişimler yöneticileri de halkı da kaygılandırır. O nedenle değişimin gerekliliği konusunda yöneticilerin ve üyelerin ikna süreçleri, buna yönelik argümanların geliştirilmesi, çalışmaların yapılması ve kamuoyu oluşturma önemlidir. İçten değişim, dıştan değişime göre her zaman daha kolaydır. Zira daha az tepki görür. Ama sadece iç motivasyonlarla büyük değişiklikler yapmak mümkün olmayabiliyor. Nitekim bizim tarihimizde meydana gelen neredeyse tüm yenilik çabaları dış etkenlerle başlamıştır. Yenilenme cehdi, dantel örer gibi ince ince çalışma, uzun süreli ve ısrarlı çaba ister. Çünkü oligarşinin Tunç Kanunu gereği bürokratik yapılar, yönetici sınıflar konforlarını bozup belirsizlik oluşturacak adımlar atmaktan kaçınırlar. Yeni durumlar, yeni kurallar, tanımadıkları yeni bir çevre onlarda kaygı oluşturur. Arkadaşlar, sorusunun cevabı uzunca oldu. Sanırım 30-40 dakika kadar konuştuk ama sonuç olarak sabırla ve içeride kalarak değişim yönünde çaba sarf etmeyi en iyi çözüm gördüğümü, bunu yaparken de üsluba dikkat etmek, gerilim ve kavga oluşturmadan, işi inatlaşmaya götürmeden yapmak gerektiğini ifade ettim. Peki hadimler Hoca Efendi'nin mutlak temsilcisi midirler? Ne derlerse yapmalı mıyız? Hadimlerin Hoca Efendi'yi temsil tarafları olabilir ve buna saygı duyarız. Bundan dolayı da kendilerine hürmet ederiz, yardımcı oluruz. Ama ilim edepten önce gelir. Hakkın hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilmez şeklindeki ilkelerimiz gereği Hoca Efendi'nin temsilcileri değil, bizzat Hoca Efendi de dese yanlış olduğunu düşündüğümüz bir konuya cesaretle yanlış diyebilmeliyiz. Öte yandan bu arkadaşlarımız yereldeki hizmet mensuplarının temsilcisidirler. Oradaki hizmetleri genel esaslara ve yerel ihtiyaçlara uygunluk içinde ve mütevellilerle meşveret ederek yapmak, yerel insanlara her icraatın hesabını vermek durumundadırlar. Münhasıran demokratik dünyada hizmetin amaçlarından ve gündemlerinden suç oluşturan, hukuken veya etik olarak çekineceğimiz bir gündemi olmamalıdır. Türkiye gibi istikrarsız ülkelerdeki çekincelerimiz, tedbir mülahazalarımız buralarda geçerli değil. Aksine Türkiye'de eskiden irtica, şimdilerde terör faaliyeti sayılan hizmetler, faaliyetler, çabalar buralarda hükümetlerden ve halktan takdir görüyor. O halde hizmetlerimizi yaparken İslami esaslara ve hizmet ilkelerine uygunluk kadar yaşadığımız ülkenin cari hukukuna da uygunluğu gözetmemiz gerekir. Hoca Efendi yıllardır yurt dışında hizmet eden arkadaşlara ülkelerin hükümetlerine ve istihbaratlarına karşı açık olmayı ve onları bilgilendirmeyi salık vermiştir. Ve şöyle demiştir: yıllarca sizi izleseler, gözleseler de gizli bir ajandanızın olmadığını bilmeliler. Faaliyetlerinizden insanlığa ve yaşadığınız ülkeye bir zarar gelmeyeceğinden emin olmalılar demiştir. Farklı endişelere, korkulara kapılmamaları için yeni projeleri, hizmetleri önce onlarla paylaştık yıllarca. Evvela onları bilgilendirdik ve nitekim bu açıklıktan hep yarar gördük. Peki demokratik dünyada illegal, yasalara göre suç olan işler yapılıyorsa ne yapmalıyız? Türkiye'de yetişmiş insanların buralarda yönetici olmasıyla birlikte demokratik dünyaya Türkiye'ye ait mentalitenin, yöntemlerin transfer edildiği ve bazı arkadaşlarımızın yeni ülkelerde eski usullere göre iş yapma eğiliminde oldukları bir hakikat. Ama ciddi bir değişimin, gelişimin olduğunu da görmek gerekiyor. Demokratik dünyada hizmetin yasalara aykırı bir gündemi olamaz, olmamalı. Eğer şaz, istisnai durumlar varsa ve farkındaysanız yasalara uygun davranmak yanında hizmetin hakkını ve hizmet insanların hukukunu korumak için uyarmak ve düzeltmeye çalışmak lazım. Bütün çabalara, uyarılara rağmen düzelme, gelişme olmuyorsa yasal gereklilik neyse o yapılır. Bunun istisnai olabilecek bazı durumları var. O da Türkiye'ye yardım göndermek. Yani
muavenet dediğimiz şey. Ceberut Erdoğan rejiminin en masum fiilleri bile suç sayması nedeniyle yurt dışındaki arkadaşlar Türkiye'de mağdur olan dostlarına, yakınlarına aynı ve nakdi yardım gönderemiyor. Haberlere de sıkça yansıdığı üzere hapisteki insanlara, işinden olmuş yokluk, yoksulluk yaşayanlara insani yardımı bile terör faaliyeti sayıyor ve sürekli tutuklamalar yapıyorlar. Güvenli ülkelere çıkabilmiş arkadaşların en büyük derdi Türkiye'deki zulme, baskıya duyarsız kalmamak. Açlık, yokluk, sıkıntı içindeki arkadaşlarını unutmamak ve onlara el uzatmaktır. Ama muavenet dediğimiz bu amaca yönelik yardımları kayıtlı ve yasal yollarla göndermenin imkanı yok. Nitekim bunun için çok yollar arandı ama bulunamadı. Avrupa'daki önemli bir ülkenin istihbarat birimi ile bu problem paylaşıldığında onlar başka yol yok, siz bildiğiniz usullerle devam edin dediklerini biliyoruz. Ancak bunun da güven erozyonuna sebep olmamak, suizan kapılarını açmamak için iyi çalışan mali heyetlerle ve suistimale kapalı yöntemlerle yapılması gerekir. Hizmet hem global anlamda hem de demokratik dünyada ciddi bir değişim ve dönüşüm geçiriyor. Bu dönüşüm ve değişim sürecinde küsmek, kenara çekilmek çözüm değil. İşlerin bir tarafından tutarak ve içinde kalarak ama yapıcı eleştirilerimizi de çekinmeden dile getirerek sağlıklı bir dönüşüme katkı vermeliyiz. Bu dönemde hizmet ehli olmak ve hizmete vefa bunu gerektiriyor diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.